daha çok nasıl diyeyim itaate her söylediğini yapılana iten ve cinsel obje olarak gösteren hadisler dikkati çekiyor. Kur'an-ı Kerim bunlara bir açıklık getirmiyor mu ki daha ziyade hadisler üzerinden gidilmiş ve sizin söylediğiniz işte bunları Kur'an kullanıyorlar onay dedikleri vermiyor da onun için. sebep. Kur'an üzerinden yürülmüyor. Yani mesela bu karı koca ilişkisi, eşler yani bunların düzenlemesi çok net bir şekilde Şimdi demin yok mesela mu? şöyle diyelim. Siz hidayet alma soruyor musunuz? Pardon, tamam siz buyurun Buyurun. ben ondan sonra gireyim. Hidayet alma soruyor. Peki. Şöyle diyeyim. Mesela demin okuduğunuz hadisleri örnek alırsak Evet. onların hiçbiri Kur'an'da geçmiyor. Buna Rivayet benzer diyelim ya. de Hadis bile tabii demeyelim. Bence hadis evvela şunu söyleyelim. Biz hiçbir Rivayet. şekilde hadis veya rivayet dediğimizde peygamberimizin sözünü kastetmiyoruz. Hadisin Arapçası zaten söz demek. Yani ama şeyde yani bir teknik terim olarak hadis kullanıldığında peygamberin olduğu iddia edilen sözdür. Yani biz bunları zaten reddetmekle, Kur'an'la alakası olmadığını söylemekle peygamberimiz haşa yanlış bir şey söylemiştir gibi bir şey demiyoruz. Bunların peygamberimizin olmadığını zamanla üretilmiş sözler olduğunu söylüyoruz. Çünkü dikkat edin, Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 tane en güvenilir olduğu söyleyen hadis kitabı var. Tisa desek veya 9 hadis kitabına da çıkarsak bunların bir tanesi Muvatta 2. yüzyılda yazılma. Bunun dışında geri kalan bütün hepsi 3. yüzyıl eserleri. Şimdi bu döneme kadar bunlar kulaktan kulağa gelen sözler. Ve 3. yüzyıla kadar İslam dünyasında birçok karışıklıklar olmuş. Birçok kimse siyasi menfaatle, kendi geleneklerinin etkisiyle, tarihsel bazı olaylarla veya hafızadan unutmayla, İslam'a zarar vermek için, hatta İslam'a faydalı olmak için bir sürü sebeplerden hadisler uydurulmuş. Bu yüzden bu kitapların içinde bu 2-300 yıl boyunca kulaktan kulağa giden sözlerin birçoğunda tabii ki yanlışlar karışmış. Burada asıl olan önemli hatalardan biri şu. Bu kitaplardaki temel hadislere yaklaşım şu olmuştur. Ben bu hadisleri Kur'an'ın süzgecinden geçireyim. Kur'an'a uyanı alayım, Kur'an'a uymayanı atayım şeklinde bir yaklaşım olmamıştır. Yani metin açısından hadisin doğruluğuna, akla uygun olup olmadığına bakılmamıştır. Bakılan metodoloji şudur. İsnada bakarım ben. 6-7 kişilik bir zincir çıkmıştır. Bu 6-7 kişilik zincirin içerisinde olanlar eğer güvenilir kimselerse, onların güvenilir olduğuna karar verdikleri kimselerse hadisin doğru bir söz olduğuna kanaat getirmişlerdir. Fakat bu metodolojinin kendisiyle zaten hadislerin %100 doğru olduğunu söylememiz mümkün değil. Ha, bunu da birçok kimse şu şekilde beyan etmişlerdir. Yani haberi vahitlerin, yani böyle tek zincirle gelen sözlerin dinde bir kesinlik taşımayacağını söylemişlerdir. Mesela birkaç örnek vereyim, seyircilerimiz okumak isterler. Mesela önemli bir hadis hocalarımızdan biri, Mehmet Said Hadipoğlu, günümüzdeki birçok hadis hocasının hocası olan bir hocadır. Kendisini mesela bu konuda yazdıklarına veya Hayri Kırbaşoğlu hocanın İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi kitabına bakabilirler. Bundan istifade ederek bunu görebilirler. Şimdi buradaki hatta hadisçilerin birçoğu diğer hadisçinin kabul ettiği hadisi de kabul etmemiştir. Yani şimdi Buhari hiç eleştirmez, Müslim eleştirmez diyorlar ama bu iki hadis alimi birbirlerinin hadislerini de reddetmişlerdir. Yani İslam düşüncesinde hadislerin toplandığı dönem dahil hiçbir dönemde ne hadis geliyorsa bu isnatta işte yani o zincirdekiler doğru sözlüyse ki ona cerh tadil deniyor. Ha bu uygulama yapıldığında hadiste bir şüphe yoksa bunu kabul etmek zorundasınız şeklindeki bir anlayış hadislerin toplandığı dönemde bir eleştiri görmüştür. Yani bugünkü birçok kimse Buhari ile Müslim'in kendi kitaplarına belki biçtikleri değerden daha fazla onların kitaplarına anlam biçip adeta Kur'an'la aynı seviyeye o kitapları güvenilirlik açısından getirmek gibi bir şeye giriyorlar. Şimdi yine hani gerçek olmadığını, uydurma olduğunu düşündüğümüz ya da yanlış varsa siz düzelteceksiniz tabii. Kadınların dinleri ve akılları eksiktir. Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. Yine kadınların çoğu cehennemlik, dinen eksik ilan edip Kur'an'ın açık izahlarıyla da çelişir. Kadınlar arasında iyi kadın 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir gibi gibi.